Arkadaşlar bugün zeme mekaniği, bu hafta zeme mekaniği dersi için kaldığımız yerden devam edeceğiz. İstinat duvarları ve yanan zemin basınçlarını görüyoruz. En son kumlarda plastik denge kısmında kalmıştık. Evet, kumlarda plastik denge arkadaşlar, kum olunca biliyorsunuz kolizyon olmadığı için C'miz sıfıra eşit değil mi? Ama fi'miz sıfıra eşit değil. Eğer burada kirli bir zemin olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Kirli bir zeminde de C olduğu için sıfır eşit değil, ancak fi eşittir sıfır diyoruz değil mi? O halde gördüğünüz üzere C sıfır noktasından başlamış ve o zaman kırılma zarfının eğimi olan C artı sigma tanjant fi'den, eğer kumlu bir zeminde kolizyon yoksa bunu çıkarırsınız. Bu tamamıyla şuna döner değil mi? Sigma tanjant fi'ye döner. Bakın burada da zaten sigma tanjant fi formülünü vermiş. Şimdi başlangıçta zemine siz şöyle bir zemin arkadaşlar. Yukarıdan bir sigma 1, yan taraftan bir sigma 3 uyguladınız. Bakın sigma 3 uyguladığınız bu sigma 3 şurası. Şurası arkadaşlar. Hatta biraz mavi de çizeyim daha da belirgin olsun. Şurası bakın. Uyguladığınız sigma 1 gerilmesi de şu kadar. Tamam mı arkadaşlar? Şurası. Şimdi bu uyguladığımız kuvvetler numuneyi kırmaya yetmiyor. Nasıl yetmediğini anlıyorum. Çünkü bakın şuradaki tepe noktası şuradaki çizgiye çakışmıyor değil mi? Arada bayağı bir mesafe var. Dolayısıyla diyorum ki bu gerilmeler bu numuneyi kırmıyor. Yani bütünlüğünü bozmuyor numunenin. Peki ne yapıyorum arkadaşlar? Gördüğünüz üzere eğer zeminde aktif bir durum oluşuyorsa, işte hocam nasıl aktif durum oluşması ne demek? Şudur arkadaşlar. İstinat duvarını söylemiştik geçen dersimizde. Bakın şöyle arkasında bir zemin var. Şurada bir zemin var. Ayrıyeten burada bir zemin var değil mi? Şurada bir zemin ve şurada bir zemin. Şimdi şuradaki zemin arkadaşlar bakın. Şuradaki zemin bir sıkışma halindedir. Normalde sıkışma zemin. Şu anda belli bir sıkışma şeyi var değil mi? Kendi halinde dengede. Eğer ben bu istinat duvarını şöyle öne doğru getirirsem arkadaşlar, şu şekilde bir miktar, pardon, şöyle bir miktar ön tarafa doğru getirirsek, şöyle diyelim ki duvar şu tarafa doğru kaykıldı, öne doğru. Dolayısıyla arkasında bulunan zemin ne yapacak arkadaşlar? O da bu tarafa doğru gelecek ve zeminde bir genişleme meydana gelecek değil mi? Bakın şurada şöyle alırsanız zeminde bir genişleme meydana gelecek. Yani şurada sıkı olan zemin burada daha bir gevşek hale gelecek. Aslında şunu benzetebilir miyiz biz bu olayı? Sigma 3 gerilmesi şuyken bu gevşeme durumunda sigma 3 azalması yani yanar gerilme. Şimdi zemin taneleri burada mesela birinci şuna 1 diyelim, şuna 2 diyelim. Zemin taneleri 1'de birbirine daha çok yakınken 2'de birbirinden azaldı. Dolayısıyla aslında bunun azalması demek gerilmenin azalması demek değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar şu durumda sigma 3 ne yapıyor? Bakın şu durumda sigma 3 azalıyor değil mi? Sigma 3 azalıyor. Yani sigma yan gerilme zeminden bir parça aldığınız zaman o parçaya gelen yanar gerilme azalıyor. Bakın burada da onu temsil etmiş aslında. Şurada benim sigma 3 değerim varken demiş ki sigma 1 değerin sabit kalsın. Şunun için konuşuyorum. Sigma 1 değerin sabit kalsın ama sigma 3'ü azaltalım. Bakın arkadaşlar azaldı. Sigma 3 buradayken buraya indi. Yani ne yaptı? Bu tarafa doğru geldi. Dolayısıyla biz bu azalmaya yani duvarın öne doğru ötelenmesine ne isim veriyormuşuz? Aktif hareket. Peki aktif harekette ne oluyormuş arkadaşlar? Sigma 3 dediğimiz yanal gerilme azalıyormuş. Ortaya çıkan açıya ne isim veriyormuşuz? 45 artı pi bölü 2. Peki arkadaşlar pasif durum nedir peki aktif durum buyken? O da nedir arkadaşlar? Duvarın içeriye doğru gitmesi. Onu da şöyle çizelim. Bu sefer de duvar ne yapacak arkadaşlar? Şöyle içeri doğru. Duvar şöyle arkadaşlar. İçeri doğru gidecek. Doğru mu? Şöyle. Dolayısıyla şuradaki zemin ne hale gelecek? Şuradaki zeminde arkadaşlar bir sıkışma meydana gelecek. Dolayısıyla burada aslında sigma 3 ne yapmış oluyor arkadaşlar? Artmış oluyor değil mi? O zaman sigma 3 öyle artıyor ki arkadaşlar, laboratuvarda sizin tanımladığınız sigma 3 değeri sigma 1'den daha da büyük oluyor. Bakın sigma 1 değeriniz buyken sigma normalde sigma 3 değeriniz şuydu, sigma 1 değeriniz buydu.
Ama ikinci yüklemede sigma 3 değeriniz bu olup sigma 1 değeriniz hala aynı ama sigma 3 değeriniz artıyor. Bakın buna da biz pasif durum olarak genellemişiz. Demek ki duvarın içeri doğru göçmesi pasif, duvarın dışarı doğru çıkması ise aktif yanal hareket olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Peki bu durumda oluşacak gerilme nasıl bulunuyor? Tamamıyla şu formülden bulunuyor arkadaşlar. Bu gerilme. Bir de bunun P kuvvetini bulacağız. Onu da bir sonraki slaytlarda göstereceğiz. Şimdi devam edelim bakalım. Evet, aktif göçmeyi tanımlamışız burada. F kuvveti küçük bir, küçük ise F kuvveti küçük ise yani şuradan duvarı isabet eden F kuvveti küçük ise duvarın göçmesi zeminin duvarı dışarı doğru bastırmasıyla meydana gelir. Ne demek yani? Şu zemini, şu duvarı buraya doğru bastırması anlamına geliyor. Çoğu isnat duvarları için aktif göçme söz konusu arkadaşlar. Yani zemin hareket yönü duvar bu tarafa doğru gelirse buna biz aktif hareket diyoruz. Örneğin şimdi arkadaşlar şunu yani şöyle bir duvara, şöyle bir isnat duvarı düşünün. Arkasında şöyle bir zemin var. Buna şuradan baktığınızı düşünün. Ön taraftan baktığınızı ne yapmış? Şuradaki zeminleri görüyorsunuz. Duvar yüzeyi şurayken arkadaşlar bakın duvar yüzeyi böyleyken hemen ne yapmış? Arkasında bulunan zemin dışarıya doğru duvarı bu tarafa doğru itmiş değil mi? Şöyle itmiş duvarı bakın. Dolayısıyla duvar bir aktif hareket yaparak yıkılmış. Evet. Aktif toprak basıncı oluşumu, plastik denge ve aktif durumdan bahsedeceğiz şimdi. Biraz önce söylemiştik arkadaşlar. Şu durumda bakın şu siyahla gösterilen duvar durumunda benim sigma 3'üm sabit bir durumda. Tamam mı? Sabit. Yani bu şu siyahla gösterdiğim sigma 3 buradaki hangi sigma 3 arkadaşlar? Şu sigma 3. Henüz kırılma yok. Gayet stabil duruyorum. Daha sonra zemin ne yapıyor? İşte benim 45 artı fi bölü 2 ile belirttiğim açıdaki şuradaki zemin ne yapıyor arkadaşlar? Bu duvara bir itki uyguluyor. Ve duvara uyguladığı itki ile duvar şu ikinci hali alıyor. Bakın şuradaki hal arkadaşlar. Şu hali alıyor. Tamam mı? Bu hal hangisine örnek? Birinci aşama için bakın şunu örnek. Daha sonra yani çünkü duvar öne doğru gelince buradaki zemin ne yapacak? Gevşeyecek. Gevşeyince sigma 3 küçük olacak. Normalde sigma 3 buyken sigma şimdi küçülmeye başlayacak. Bakın sigma 3 buyken arkadaşlar küçüldü. Sonra daha da küçülecek. En son kırılana kadar. Değil yanında kırılıyor zaten. O zaman K0 bakın burada ilk niye bu durumda dedim. Sükunette demiştim değil mi? Hatırlarsanız sabit sükunet bakın zaten sigma 0 ne diyor? Sükunetteki basınç. Sonra ne oluyor? Yavaş yavaş sigma küçülüyor ve aktif basınç oluyor. Ne zaman aktif basınç oluyor? Kırıldığı anda aktif basınç oluyor arkadaşlar. K0 sükunetteki toprak basınç kastet. Yani şu durumdaki K0 şu durumdaki ise Ka. Bundan bahsediyor. Aktif durumda elemana etkileyen düşey gerilme aktif durumda elemana etkileyen düşey gerilme yani sigma 1'den bahsediyor. Sabit kalırken yatay gerilme azalarak. Bakın arkadaşlar görüyor musun? Azalıyor. Bunun azalması ne demek? Yani duvarın öne doğru gidip arkadaki zeminin daha da bir alanını genişlemesiyle rahatlaması. O yüzden gerilmenin düşmesi demek. Zemin ortam yatayla 45 artı fi bölü 2 açılar yapan düzlemler boyunca 40 diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Aktif durumda arkadaşlar duvar öne doğru kaykılır. Şu duvarın ikinci konumu. Şu ikinci konum. Şu birinci konum. Şu da ikinci konum. Bu tarafa doğru bir hareket meydana gelmiş. Dolayısıyla sigma 3 azalmış. Peki bunu nasıl gerilmesi nasıl biliyoruz arkadaşlar? Hemen şöyle. Hemen bunun arkasında şöyle bir üçgen dağılım çiziyoruz. Diyoruz ki bu üçgen dağılım şu şekilde bir üçgen dağılım vardır. Buradaki gerilme sigma eşittir arkadaşlar. Bak gerilme diyorum arkadaşlar. Dikkat edin. P kuvveti demiyorum. Bu P kuvveti ayrı. Ben gerilmeden bahsediyorum. Gama çarpı H çarpı Ka'dır. Tamam mı? Bunu unutmayın. Gama çarpı H çarpı Ka. Burada H sıfır olduğu için bakın yükseklikte burası yeni başladığı için burası o yüzden sıfır oluyor. Şuraya gelirsek
M3.D. Burası ise arkadaşlar yine sigma eşittir. Gama çarpı H çarpı KA. Gama zaten gama. H ne burada? Bildiğin H zaten. KA da KA. Bunu yerine koyarsan burada sigmayı bulursun. Bu zaman da şu değeri buluyorsun. Bu iki değeri bulduk. Ama şu P kuvveti çok farklı bir şey arkadaşlar. P kuvveti şöyle. P dediğimiz kuvvet, bunlar oluşan gerilme, asıl kuvveti uygulayan bu. Yani oluşan kuvvet arkadaşlar gerilme çarpı, yani buradaki P kuvveti gerilme çarpı, pardon, gerilme çarpı üçgense H bölü 2. Eğer dikdörtgense, diyelim ki şuradaki gerilme başka bir şey. O zaman P eşittir gerilme çarpı H. Eğer üçgense arkadaşlar H bölü 2 sigma çarpı, eğer dikdörtgense sigma çarpı H diyorsunuz, tamam mı? Burada ve uygulama yeri de arkadaşlar alttan 1 bölü 3 kadar. Bunun uygulama yeri şuradan 1 bölü 3 kadar, pardon, 1 bölü 3 kadar mesafede. Mesela H ise H bölü 3 kadar mesafede şurası. Ve P nedir arkadaşlar? Bakın. KA çarpı gama çarpı şu H'ın şöyle yazsak H çarpı H şeklinde H. Zaten bakın KA çarpı gama çarpı H çarpı KA zaten bu gerilme. Yani şurası gerilme. H bölü 2 de nedir zaten? Bunu çarpacağımız şey. Bu şekilde P kuvveti hesaplanıyor. Bu şekilde yine açıkladık zaten aynısı arkadaşlar. Yani değişik bir şey yok. Sigma 3 burada sabitken, daha sonra aktif hareketle birlikte duvarın öne doğru göçmesiyle birlikte arkada bulunan zemindeki toprak genişliyor. Zemin genişliyor ve bu genişlemeyle sigma gerilme dediğimiz değerler azalışa geçiyor. Bakın normalde bu iken azalıyor azalıyor ta ki şuraya kadar. Bunun eğimi olan 45 artı fi bölü 2 de aktifin eğimi, onu da kullanacağız. Şimdi bu şekle baktığımız zaman bu iki değer arasında arkadaşlar dediğim gibi, yani şöyle bir numunede yanal uygulanan sigma 3'tü, tepeden uygulanan sigma 1. Bu sigma 1 ile sigma 3 arasındaki bağıntıyı vermiş. Biz bu bağıntıyı kabaca biliyorduk değil mi? Bu kabaca nasıl yapıyorduk? Diyorduk ki işte sigma 1 çarpı H eş, pardon, KA. Yani K aktif demiyoruz buna. Tabii ne olduğu belli değil şu anda. Yani şöyle diyorum. Düşey gerilme ile yatay gerilme arasında en basit olarak sigma 3 eşittir. Sigma 1 çarpı K olarak basit bir bağıntı veriyoruz. Buradaki bağıntı eğer aktif pasif olursa devreye bu giriyor işte arkadaşlar. Yani sigma 1 eşittir. Sigma 3 çarpı tanjant kare 45 artı fi bölü 2. Eğer aktifse 45 eksi fi bölü 2. Pardon, hep 45 eksi fi bölü 2. Şöyle 45 eksi fi bölü 2. Artı 2c çarpı tanjant 45 eksi fi bölü 2. Formülümüz bu. Sigma 1'i bulduğunuz zaman sigma 3'ü bulmak için yazacağın bağıntı aslında arkadaşlar bu. Şurada da aynı şekilde yazmış burayı. Değil mi? Burada bunu sigma 0 yazmış. Sigma aktif yazmış üçüncüsüne. A yalnız bırakılırsa demiş sigma. Buradan çeşitli şeyler yapmış. Bunu da bu şekilde yani şurada aktif kullanılmaya dikkat edin arkadaşlar. Aktif için bu tarz. Burada da aslında söylediğimizden farklı bir durum yok. Zemin üzerinde bir sigma H yatay, bir sigma V gerilme vardır. Bu gerilme duvarın öne doğru gitmesiyle aktif duruma neden olur. Aktif durumda ne olur? Sigma 3 azalır. Şurada 45 artı fi bölü 2 biçim, fi bölü 2'lik bir açı oluşur. Daha sonra bunun arkasında dedik şöyle üçgen biçiminde bir yük dağılışı oluşur.
Şurası cebime eşittir. Gama çarpı h çarpı k a'dan h sıfır olduğu için sıfırdır. Şurada ise arkadaşlar gama eşittir. Gama çarpı şey, sigma eşittir. Gama çarpı h çarpı k a. Buradaki h belli bir sayı olduğu için sıfır değildir burası. Bunu hesap edebiliriz. Buradaki k aktif neydi? Tanjant kare 45 eksi fi bölü 2. Evet, yani arkadaşlar burada gerilmeyi bulurken dediğimiz gibi şöyle üçgen. İlk önce gerilmeyi bulacaksınız. Şöyle burada gerilme sıfır, burada gerilme bu. O zaman P aktif ne diyoruz? Buradaki P aktif eşittir. Sigma çarpı üçgen olduğu için H bölü 2. Doğru mu? Burada da KA dediğimiz olay, K aktifini nasıl buluyormuşuz arkadaşlar? Tanjant kare 45 eksi fi bölü 2'den bulabiliriz. Şimdi kohezyonsuz zemin, yani ne diyor arkadaşlar? C'si sıfır eşit olan zeminden bahsediyor. Kohezyonsuz zeminlerde aktif zemin basıncı. Şimdi kohezyonsuz bir zeminde aktif zemin basıncı ne demiş? Bir şey efektif gerilme. Gama çarpı Z demiş. Yani birim hacim ağırlık çarpı Z derinliğine eşit. Başlangıçta yanar yönde bir hareket yok. Duvar zeminden uzaklaşacak yönde hareket etmeye başladığından dolayı sigma ve değeri aynı kalacak ve sigma işte değeri göçmen meydana gelene kadar azalacak. Yine aynı hikaye arkadaşlar. Yani normalde duvarımız şöyleyken, doğru mu? Burada zemin daha sıkışık haldeyken duvar öne doğru gittiği zaman zemin gevşer. Zeminin gevşemesi demek sigma 3'ün azalması anlamına geliyor. Bu da bize aktif basıncı veriyor arkadaşlar. Duvar zeminden uzaklaşacak yönde hareket ettiğinden dolayı bakın. Yani hep aynı şeylerden açıklıyor. Farklı farklı görsellerle. Şimdi başlangıçta K0 durumu diyor. Bakın şu renk uyumuna bakın arkadaşlar. İlk başta gördüğünüz şuradaki değer sigma 3 değeri. Şuradaki değer ise sigma 1 değeri. Bakın diyor ki yani bu arazide meydana gelen, siz bunu ya da laboratuvarda düşünebilirsiniz. Yani şuradaki basınç sigma 1 sabit. Buradaki yani hiç değişmiyor. Buradaki sigma 3. Buradaki sigma 3 de aslında şöyle bir duvarın şuradaki zeminden buraya gelen gerilmeyi anlatıyor. Anladınız mı? Yani buradaki oluşturduğu duvar üstündeki oluşturduğu gerilmeyi. Şimdi diyor ki ilk başta diyor kırılma yok. Duvarda yani herhangi bir göçme yok. Ya da şöyle düşündüğünüz zaman laboratuvarda zeminde herhangi bir göçme yok. Fakat diyor ben sigma 1'i yani şuradaki gerilmeyi yani bunun üzerinde de evler sigma 1 dediğimiz bunların aktardığı sigma 1 zeminden duvara etkilenirse sigma 3. Arazide diyor arkadaşlar sigma 1 yani ev sabit. Hiçbir evin yanına yeniden bir kule falan inşa edilmiyor. Ev sabit duruyor. Fakat diyor buradaki sigma 3 duvar diyor. Şu tarafa doğru gittikçe sigma 3 azalıyor. Bakın arkadaşlar sigma 3 azalıyor. Azaldı, azaldı, azaldı. Öyle bir noktaya geldi ki artık burada ne oldu? Kırıldı. Kırıldığından dolayı yani sigma 3'ün azalmasından dolayı meydana gelen kırılmadan dolayı ben buna aktif yanal zemin basıncı diyorum. Anladınız mı arkadaşlar? Tamamıyla bu. Ne kullanacağız burada? Tabii ki K aktifi kullanacağız. Bir K sıfırımız vardı. Bir K aktifimiz vardı. Bir K pasifimiz. K sıfır sükunetteki yani ilk baştaki şu. Daha sonra K aktif yani kırılma anındaki şu. K pasif neydi? O da bu taraftaydı değil mi? Şöyleydi hatırlarsan. Çünkü orada da sigma 3 sigma 1'den daha büyüktü. Neden? Çünkü duvar içeri doğru gidiyordu. Şöyle içeri doğru gidiyordu. Dolayısıyla zemin daha da sıkışıp sigma 3 daha da artıyordu. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Buraya baktığımız zaman sigma 3 eşittir. Sigma 1 çarpı demiş. Tanjant kare. Yani burada sigma 3 ile sigma 1'in birbirinden cinsinden yazımını açıklamış arkadaşlar. Burada bildiğimiz şeylerin aynısını tekrarlayıp durmuş. Kumlarda aktif yanal basınç dağılımına bakıyoruz. Bunu da biraz önce zaten söylemiştik. Kumda C nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Çünkü kohezyon yoktur. Dediğimiz gibi duvarın bu tarafa doğru gitmesiyle zeminde 45 artı pi bölü 2'lik bir açı oluşur kırılma aşamasında. Zemin arkasında üçgen şeklinde bir şöyle kırılma şeyi oluşur, zarf oluşur. Bunun şu noktası ve şu noktasındaki gerilme değerleri hesaplanır.
Bu gerilme değerleri sigma eşittir gama çarpı h çarpı k aktif olarak. Bu da gama eşittir sigma eşittir gama çarpı h çarpı k aktif olarak bulunur. Buradaki p ise bulunan bu gerilmenin k h bölü 2 ile çarpımına eşittir. Üçgen olduğu için. Eğer burası üçgen değil de şöyle dikdörtgen bir yüz olsaydı o zaman p kuvveti ortadan etkileyecekti. Ve o zaman da sigma çarpı h olacaktı arkadaşlar. Bakın burada da zaten bunu parçalarsanız şu k, a, gamma ve h'ın bir tanesi gerilme. Gördüğünüz üzere. Şurası h. Geriye kalan h bölü 2 de neyi verir? Zaten bizim yazdığımız şöyle. Evet, yer altı su seviyesi yani varsa aktif durumda arkadaşlar su varsa ne yapacağız? Bunu. Şimdi arkadaşlar normalde su varsa alttaki şekilde açıklıyorum bunu. Şurada daha da güzel açıklamış aslında ama burada kohezyona gelir sanırsam. Genel zeminlerde aktif basıncı aynı. Onu da anlatalım. Şimdi su durumu nasıl olur arkadaşlar? Bir üçgen oluşur demiştik ya. Yani bu üçgenin yönü önemli değil. Şöyle de olabilir. Bu üçgen şöyle de olabilir. Hiç fark etmez. Ben şunu genelde tercih etmiyorum. Bunu tercih ediyorum. Şimdi burada nasıl bir gamma sigma eşittir gamma çarpı h çarpı kaysa k aktifse buna ek olarak arkadaşlar su da aynı şekilde böyle oluştu. Bu da ne olur? Sigma eşittir gamma çarpı gamma su çarpı değil mi? Gamma su çarpı bu da senin gamma batık olur bu arada. Gamma su çarpı arkadaşlar h çarpı k aktif şeklinde bir gerilme oluşturur. Şimdi burada ne yapacağız? Zemin sulu olduğu için burada gama batığı kullanacağız. Gama da uygun ne yapılır? Gama da uygun. Gama batığa dönüşür. Burada gama batık kullanacağız. Yani buradaki kelime sigma eşittir gama batık h k ise bir de su için olanı var. O da bu. Yani şu zeminden dolayı, şu da sudan dolayı oluşan şey. Şimdi şunların ikisinde de p kuvveti orta yerden etkileyecek. Şöyle buna p1, buna da p su diyebilirsin arkadaşlar. Burada sigma su işte çarpı üçgen olduğu için h bölü 2. E bunlar aynı. Sigma zemin çarpı h bölü 2. Değişen bir şey yok burada da. Yine k aktifte nasıl buluyoruz arkadaşlar? Yukarıda nasıl bulduk k aktifi? Bakın. Şurada. K aktif 45 K aktif 45 eksi pi bölü 2 ya da 1 eksi sin fi bölü 1 artı sin fi buldu. Tanjant 45 eksi fi bölü 2 yazdığınız zaman K zaten buna eşittir. Sorularda da zaten tekrar edeceğiz bunu. Evet genel zeminlerde aktif zemin basıncı kohezyonsuz zeminlerde karşılaşılan durumun aynısıdır arkadaşlar. Genel zemin şu arkadaşlar. Aslında temel formülümüz temel formülümüzde şu faktör de var. Yani 2 eksi 2 c k aktif durumda arkadaşlar. Normalde yani biz normalde ne diyorduk arkadaşlar burada? Mesela diyorduk ki gamma sigma eşittir diyorduk değil mi? Gamma çarpı h çarpı k a diyorduk. Ama burası eğer aktifse burada aslında bir de eksi 2 c kök içerisinde k a var. Biz bunu yazmıyoruz. Neden? Çünkü kohezyonsuz zeminden bahsediyoruz. Eğer kohezyonlu bir zeminse tabii ki bu onda var. Yani genel zeminde demektir. Hem kohezyon olan hem de fiisi olan yani hem kohezyonlu hem kohezyonsuz ikisini bir arada bulunduran anlamına geliyor. Dolayısıyla biz kohezyonlu zeminlerde bunu ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Kullanabiliyoruz. Yani kohezyonlu zeminlerde bu da var. Dolayısıyla P kuvveti de ne oluyor yine? Sigma A çarpı eğer üçgense H bölü 2 ile bulunabiliyor. Aynen. Sadece tek faktör olarak şunu yazıyorduk. Bunun yanına bir de ne yapıyoruz? Aktif için bunu ekliyoruz. Sigma pasif olanlarda şöyle yapacağız. Gama çarpı h çarpı k a burası aynı. Sadece artı diyeceğiz 2 c kök a. Burada sadece ne yapacak? Artı olacak. Diğerinde eksi olan bunda artı olacak. Evet ne diyordu burada okuyalım. Kohezyonsuz zeminlerde karşılaşılan durumun aynısıdır. İkisi arasında tek fark kohezyonlu zeminlerde c'nin sıfıra eşit olmamasıdır. Zeminde C varsa bundan dolayı bir çekme gerilmesi vardır. Ya da belli bir yere kadar bu zemin kendini desteksiz tutabilir.
Kil Z0 derinliğine kadar çekme gerilmesi alıyor ise dolayısıyla 2Z0 derinliğine kadar teorik olarak kazılabilir. Ne demek istediğini anlatacağım arkadaşlar. Kolizyon ne kadar büyük olursa olsun buna güvenmemeliyiz. Şimdi bunu şekli gelince anlatayım. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz bir zemin. Zemin üzerinde sigma 1, 0, sigma 3 gerilmesi mevcut. Şimdi bu gerilme kolizyonlu bir zeminse, şimdi normalde bu zemin duvarı ne yapacak? Bu tarafa doğru itecek değil mi arkadaşlar? Ancak belli bir seviyeye kadar aslında bu zemin duvarı kendine doğru çekiyor. Kolizyondan dolayı. Eğer kolizyonlu bir zeminse bunu kendine doğru çekiyor. İşte bu çektiği zeminin şuradaki kalınlığına Z0 diyoruz. Yani şurası arkadaşlar Z0. Dolayısıyla kendi zeminin duvarı öne doğru itmesi, yani şuraya doğru itmesi bir basınç olarak algılanırken belli bir mesafeye kadar arkadaşlar içeri doğru çekmesi de çekme olarak algılanıyor. Dolayısıyla şöyle bir doğru üzerinde eğer basıncı şöyle ifade edersek çekmeyi de geriye doğru böyle ifade etmek zorundayız. Ve bu da bizim karşımıza şu eğriyi çıkarmakta. Yani etkili Z0 derinliği buraysa bunun üstünde arkadaşlar bir çekme, şunun altında ise bir basınç olduğu karşımıza çıkıyor. Şimdi normalde kirli bir zeminde işte nasıl bulunuyordu, bunun üçgen şeklindeydi ve üçgende gamma çarpı H çarpı KA şeklinde bulunuyordu değil mi? Yani bunun gibi. Ama burada kolizyonlu bir zeminse arkadaşlar burada eksi 2C bölü kök içerisinde KA şeklinde bir yayılı yük, düzgün yayılı yük, yani üçgen değil de düzgün yayılı yük şeklinde bir çizim oluşuyor. Değil mi? Burada bir doğru oluşuyor yani. Yayılı yük oluşuyor. Bunu da ikisiyle birleştirdiğin zaman sana şu şekilde bir eğri çıkarmış oluyor. Yani yüzeyde sigma 1 gamma n çarpı z. Şimdi burada sigma 1 0 olduğu için ne olacak? Sigma 1'i 0 yaptığımız zaman sigma 3'ü şuna eşitleyeceksin. Buradan da ne yapacak arkadaşlar? Şu değer sigma 3 aslında bu değer olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir çekme kısmını nasıl oluştuğunu anlatıyorum. Eğer düşey bir gerilme yoksa şu denklemde yanal gerilmeden zaten şuradaki formül çıkmış oluyor. Çekme bölgesinde sigma 3 sıfırdır. Dolayısıyla sigma 3'ün yerine 0 koyduğumuzda çekme bölgesindeki Z0'ı da bu şekilde ne yapıyoruz? Yani şu aslında Z0 neymiş arkadaşlar? 2C bölü rho n, yani gamma n diyebilirsiniz. N phi, yani burası da KA. Yani bu denklemden siz Z0 derinliğini bulabilirsiniz. Sorularda zaten göreceğiz bunu. Kritik kazı derinliği de bu gördüğünüz Z0'ın iki katı olarak alınıyor. Buna da biz kritik kazı derinliği diyoruz arkadaşlar. Evet, çizime bakıyoruz şimdi. Aktif durum var. Aktif durumda tabii ki gerilmemizi nasıl buluyoruz arkadaşlar? Z eşittir 0'da, bakın Z eşittir 0'da sigma 0 eşittir 0. Yani herhangi bir gerilme yok. Dolayısıyla şurada gördüğünüz formülde Z yerine 0 koyduğumuzda, yani sigma 0 yerine 0 koyduğumuzda burada aktif gerilmenin sadece şuna eşit olduğunu gösteriyor. Z0'da herhangi bir zeminde gerilme yok. Dolayısıyla sigma 0, yani zeminin gerilmesi 0. Z eşittir H'da ise nedir arkadaşlar? Gerilme bu şekilde. Dolayısıyla sigma'nın yerine, burada sigma 0 yerine gamma H koyarsanız şuradaki denklemde bunu da ne olarak buluyoruz? Şu denklem olarak karşımıza çıkıyor. Bizim yapacağımız arkadaşlar burada Z0 derinliğini bulmak. Yani aslında şuradaki H'ı yalnız bırakmak. Nasıl? Şuradaki sigma A yerine 0 vererek. Yani şurayı 0 alırsanız eğer, sigma'yı 0 alırsanız buradan direkt zaten şu Z0 yerine H'ın yerine Z0 koyarsanız
ve direktmen 2C bölü gama çarpı KA dediğimiz etkili derinliği şurada bulursunuz. Kritikte bunun iki katıydı değil mi? Bu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Şimdi pasif göçmeye geçerken, pasif göçme aslında aktif göçmeyle benzer. Sadece duvar bu sefer dışarı doğru değil, içeri doğru gidecek. Bakalım F kuvveti çok büyük ise duvarın göçmesi duvarın zemine doğru bastırılmasıyla meydana gelir. Ne demek yani? Duvarın zemin içerisine batması, yani bu tarafa doğru gitmesi. Bu tür göçmeler genellikle yalnızca büyük dış kuvvetlerin uygulanmasında dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte ayrıca duvarın zemine doğru hareket etmesinde lokal pasif durumlar meydana gelebilir demişiz arkadaşlar. Bakalım şimdi şuradakine. Evet, duvarımız siyahla görünen birinci aşaması, ilk durum arkadaşlar. Ve ikinci durumda şurada gördüğünüz, bakın şurada gördüğünüz şu çizdiğim ikinci durum. Duvar içeri doğru bir miktar gitmiş. Gidince ne yaptı? Aktif durumda 45 artı pi bölü 2 yaparken pasif durumda 45 eksi pi bölü 2'lik bir açı yaptı. Bu ne anlama geliyor? Sizin o formüllerdeki Kp'de Kp yerine tanjant 45 eksi pi bölü 2 koymanız anlamına geliyor. Yani şu durumda doğalken, şu durumda doğal durumdayken ne yaptı arkadaşlar? İçeri doğru şöyle duvar göçme yaptı. Bakın içeri doğru giderse duvar ne yapacak? Zemini sıkıştıracak. Zemini sıkıştırmak demek sigma 3 dediğimiz yana basıncın artması anlamına geliyor. Bakın ilk durumda arkadaşlar şu kırmızıyla görülen, pardon, ilk durumda şu durumdayken daha sonra pasif durumla birlikte bakın artıyor yavaş yavaş. Sigma 3 artıyor. Duvar içeri göçtükçe zemini daha çok sıkıştırıyor. Sıkıştırdıkça sigma 3 gerilmesi daha da artıyor. Öyle bir değeri geliyor ki artık kırılma değerine geliyor. Ve artık burası ne oluyor? Pasif gerilme oluyor. Nasıl buluyormuşuz? Sadece diğerinde neydi arkadaşlar? Aktifte sigma eşittir gamma çarpı h çarpı k aktif diyorduk. Bunda ise k pasif diyeceğiz. Aynı şekilde p kuvveti eğer üçgen buluyorsa sigma çarpı h bölü 2 diyecek. Sadece şuradaki kp değişiyor. Başka bir şey değişmiyor. Eğer bu da bir üçgen halinde. Eğer şöyle yayılıyorsa o zaman ne olacak? Sigma yine gamma çarpı h çarpı kp olacak. Fakat buradaki p sigma çarpı h olacak diyorum. Pasif durumda elemana etkileyen düşey gerilme sabit kalırken yatay gerilme artarak sabit bir değere varır. Yani sigma değeri artıyor diyor arkadaşlar. Burada da görüldüğü üzere duvarın öne doğru gitmesi, arkaya doğru yani duvarın zeminin içerisine doğru gelmesi söz konusu. Yine aynı şekilde hesaplıyoruz. Fakat buradaki kp oluyor sanki ka. Ve pp de yine sigma h bölü 3 kadar mesafede yine aynı etkiyor. Bir de şurada kp'yi bulurken tanjant 45 eksi pi bölü 2 demeyi unutmayalım. Burada mevcut durumda arkadaşlar sigma bakın 0 demiş. Sükunet durumu yani. Sükunet durumundaki sigma şu buyken sigma buyken zeminde hiçbir kırılma yok. Ancak duvar zeminin içerisine doğru gitti. Oradaki zemini sıkıştırdı. Sıkıştırılan zeminde sigma şu artmasına neden oldu. O tabirle ifade ediyoruz. Sigma 3 artan anlamına geliyor. Ve sigma 3 ne yapıyor bakın arkadaşlar? Zamanla artıyor. Arttığı zaman öyle bir seviyeye geliyor ki artık şurada kırılma dayanıyor. Kırılma seviyesine geliyor. Açımızda 45 eksi pi bölü 2 oluyor. Okuyalım ne yazmışız? Başlangıçta zemin K0 durumdadır. Duvar zemine doğru hareket ettiğinden dolayı sigma B değeri aynı kalacak. Yani sigma 1 yani düşey gerilme aynı kalacak. Sigma yani sigma 3 değerimizde göçme meydana gelene kadar artacaktır demiş. Yine aynı şekilde birinci durumumuz, ikinci durumumuz, ikinci durumdan arkadaşlar tamamıyla formülümüz diğeriyle aynı. Sadece kf kullanılıp bir de şuradaki işaret artı olacak. Onun dışında başka hiçbir değişim ve hiçbir mantık yok. Hepsi zaten diğeriyle aynı. Burada da yine duvar içeri doğru göçmüş. PP basıncı oluştu. Yine H bölü 2 mesafe, H bölü 3 mesafeli arkadaşlar. Bir de diğer nasılsa bununki de aynı bir değişiklik yok. Buraya geldiğimizde artık nasıl hesaplamışız? Bakın diğerinde sigma eşittir. KA sigma gamma çarpı H çarpı KA diyoruz. Bunda ise gamma çarpı H çarpı KP diyoruz. Başka bir değişiklik yok. Burada da yine diğeriyle bahsettiğimiz aynısı. Sadece kp koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu da aynısı.
Bunları zaten karşılaştırabilirsiniz diğeriyle. Diğerinde ne varsa aynısı. Sadece ne değişiyor? Kp değişiyor. Buradaki Kp değişiyor. Şuradakiler sadece ne yapıyor? Kp değeri oluyor arkadaşlar. Başka bir şey yok. Bir de burada diğer ek olarak artı 2c Gökçen'e Kp. Diğer neydi? Eksiydi. Dolayısıyla diğerinde şöyle bir durum oluşuyordu. Şurası eksi. Bunda öyle bir değil. Burada trapez şeklinde oluşuyor. Çünkü normalde şuyken buraya bir de ne yapıyor? Şu şekilde bu 2c gelmiş oluyor. Evet arkadaşlar. Konunun devamı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Üçüncü dersimizde yine bu konuya devam edeceğiz. Bu konuyla birlikte artık soruları da çözer hale geleceğiz. Bir dahaki dersimizde. Mutlaka diğer derse gelmeden bir önceki dersin videosuna göz atıp konuyla ilgili aşinalığınızı tazelemenizi öneriyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.